Efendim selamlar güzel insanlar, Serdar Sarıda YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuz biraz Rıdvan'dan bahsedeceğiz, biraz efendime söyleyeyim ee, Mohanat Iraklı futbolcu arkadaşlar. E, ondan bahsedeceğiz, İsveç liginde oynuyor. E, Rıdvan'ın yeri doldu mu? Arkadaşlar Rıdvan'ın yerini doldurmak çok kolay değil. Çünkü Valerian İsmail bugün Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda da Rıdvan'ı tutmak için, kadroda tutmak için elinden geldiğini, elinden geleni yaptığını söyledi. Ama e, ikna etmek kolay değil çünkü Rıdvan'ın da bir hedefleri var. Hem kulübüne para kazandırmış oldu. Hem e, oynadığı sürece de para kazandırmaya devam etme ihtimali yüksek. Hem de oradan da iyi bir yere gittiği zaman, daha iyi takıma gittiği zaman, yani daha büyük kulübe gittiği zaman Beşiktaş oradan da para kazanacak. Bu şekildeki ayrılıklar biraz üzücüdür ama bazen de ayrılıklar da sevdaya dahildir diyor Rıdvan. Ee, i̇şte Beşiktaş yapması gereken bu arkadaşlar. Öz kaynak düzeninden oyuncu yetiştirip e, daha hani e, derler ya tadına varamadan derler ya sevdiğiniz bir şey için böyle e, bir yemek için. Hani hakikaten hasret yani hasret duyuyor insan gerçekten de. E, böylesine e, oyuncuları yetiştirip ağlayarak gözyaşları içinde göndermek en doğrusu. Ee, o oyuncu bizi ağlatıyorsa gerçekten en güzeli ve aynı zamanda ekonomik anlamda da ciddi katkı sağlıyor. Yani söylediğimiz bu. Bugün Rıdvan, yarın Ersin, sonra Emirhanlar, Berkay belki, belki Oğuz gün. Yani daha da gelir, daha da gelecek. Belki Kaleci Evre, belki Kaleci Yaşar, bir sürü isim. Bunu yapmak zorunda. İşte bu sistemi engellemek isteyenler var arkadaşlar. Ben her zaman söyledim. Beşiktaş sadece Valerian İsmail'le değil, Ceyhun Kazancı ile Ahmet Durçevi ile işte arka plandaki diğer kahramanlarla arkadaşlar yeni bir yapılanmaya gitti. Dedik ki bu kulübü dedi menajerlik sistemi yönetmeyecek, bu kulübü biz yöneteceğiz dedi. Menajerler elbette futbolun içerisinde var. Onlara saygı duyuyorum. İşini düzgün yapan çok güzel menajerler var. Ee, kulüplere para kazandıran, oyuncunun geleceğini e, güzelce planlayan onlar ayrı. Ama e, şu sistemi engellemeye çalışmak, şu sistemin başarılı olmasını istemeyen o kadar çok adam var ki belki de bunların içerisinde Türk futbolunda başka yerlerinde, Türk futbolun başka koridorlarında uzantıları vardır. O nedenle önümüzdeki sezon Beşiktaş için en zor sezonlardan biri. Çünkü sistemin oturmaması lazım. Sistemin hayata geçmemesi lazım. Hayata geçerse birileri birilerinin değirmenini artık su taşınmayacak arkadaşlar birilerin tezgahı bozulacak. O nedenle bunlar çok önemli. E, sosyal medyada trolleri var bunların. Gerçek tarafları ayırıyorum bir kenara. E, efendime söyleyeyim bir hazırlık maçında Necip'in sol, sol stoper oynadı maça. Yani onu, onu da Üçlü sistemde Necip'in sol stoper oynadı maçta. Basit yenilen bir hata sonucu yenilen golden sonra, gollerden sonra böyle pusuda kalmış gibi hemen pusudakiler böyle çıkması çok enteresan geldi bana. O nedenle gerçek Beşiktaş taraftarı, gerçek Beşiktaşlılar dikkat. Ben her zaman biliyorsunuz bu kanalda Beşiktaş'ın menfaatleri, Beşiktaş'ın gerçekleri, Beşiktaş'ın dinamikleri için konuştuk. Bunun uğruna Piyaniç transferinde için ismini vermedik. Ama size bahsettim ki en azından elimizde bir ipucu olsun, bir belge olsun, bir delil olsun diye o, nedenle söylüyorum. Şu an söyleyecek, söyleyeceklerim de çok önemli. Arkadaşlar Beşiktaş'ın oturtmak istediği sistemi bozmaya çalışacaklar. Ben bunu defalarca söylüyorum. O yüzden tuzaklara düşmeyin. O yüzden geçiş döneminde Ağustos Eylül Ekim sıkıntılı dönemler. Kasım'da kamp var arkadaşlar e, Dünya kupası nedeniyle e, ve bu takım e, bütün bu sıkıntılarını gidererek yoluna devam edecek. Bir dahaki sene daha fazla dokunuşlar olacak. Daha önemli transferler olacak. Eskilerden kalan alışkanlıklar daha da azalacak. Bunlar nedir? İşte eski transferler vardır. Yeni kontratlar gelecek eski kontratlar bitecek bazıları. Bu anlamda söylüyorum arkadaşlar. Belki bazılarıyla bu yeni sezon başlamadan da yollar ayrılabilir. Şimdi Rıdvan gitti. Yerine muhannat ismi. E birkaç isim daha var. Fakat bu oyuncu kimdir? Nedir? Ne değildir? <laughs> Klasik sorumuz. Arkadaşlar ayakları, ayağı çok iyiymiş. Yani e, raket gibi ortaları var. Yani raket gibi ayağı var. Ortaları Caner Erkin'in ortaları kadar kaliteli böyle yarı sert ortalar arkadaşlar. Şut karışım ortalar. Hem yerden hem havadan. Bu sisteme uyum sağlayacak bir oyuncu. Defansif yönü de kötü bir oyuncu değil. Defansif yönü de var. Sadece tek sıkıntısı biraz atletik değil. Zaten tam %100 atletik bir oyuncu olsa herhalde Beşiktaş'ın alması çok zor olurdu diye düşünüyorum. Ama yine de bence Beşiktaş sonrasında da hani başka takımlarda da Beşiktaş'ın satarak para kazanabileceği bir potansiyeli var oyuncunun. Tabii ki bu biraz da kendisine bağlı. Rıdvan'ın yerini doldurmak çok kolay değil. Bu sistemin iyi, bu sisteme yazılacak ilk isim Rıdvan'dır arkadaşlar. tam böyle sisteme uyan, atağa çıktığında takım sol stoper ileri çıktığında Rıdvan sol iç oynayabiliyor. Yerden kestirir, toplar, attığı goller, ortaları falan, hızlı süratı. Baktığınızda evet Rıdvan gerçekten çok farklı bir oyuncu ama sonuç itibariyle Oraya acil bir kanat bek almanız lazım. Ve Muhannak da bu isimlerden biri. Bu bir teklif sunuldu. Bakalım ne cevap gelecek. Birkaç isim daha var. Onları da bekliyor Beşiktaş yönetimi. Efendim en kuduyu defalarca söylüyoruz. Gidebilir gidebilir diye. Onunla ilgili görüşmeler sürüyor. Eee, gitmesi halde Kenny hemen alacaklar. Onunla da ilgili görüşmeler daha sürüyor. Son duruşlar devam ediyor. Ama bu transferde ıslak imzanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha e, hatırlatmakta bir, e, fayda var hepinize. Onun dışında arkadaşlar e, savunma anlamında evet Emre Can geldi, Saiz geldi. Daha onlar takıma katılmadı. E, Montero ve e, Montero sakattı. E, on, onların da katılımıyla Wellington'un da sağ tarafa çekilmesiyle belki çok farklı bir durum olacak. Valerian İsmail'in röportajında bu durum konuşuluyor çok güzel ifade ediyor. Hatta üçlü savunmadan istersen dörtlü savunmaya geçerim dedi oyun içerisinde. Geçmişliği de vardır arkadaşlar. Bazen ikili savunma oynattı. E niye orada dörtlü savunma geçmiyor? Ya hazırlık maçı. Yani adı üzerinde Wolverhampton'da hazırlık maçı oynuyorsunuz. Siz kendinizi test ediyorsunuz. Böyle bir durum olsa ne yaparım? Rozier'i sağ stoperde oynatabilir miyim acaba? Bak adam diyor ki Tyler Boyd'u diyor dörtlünü sağında oynattım diyor. Deniyor. Her şey deniyor. Yarın bugün olağanüstü durumlarda en, en azından elinde bir planı olsun diye. Bu e, iş emek ister, sabır ister. O nedenle siz bakmayın sosyal medyada e, bilmem kimlerin yancılarını, trollerinin şeylerini. Gaza gelmeyin, enseyi karartmayın diyoruz her seferinde. Ben kısa vadede sıkıntıları olsa da uzun vadede, Beşiktaş için uzun vadede diyorum. Sabır gösterilirse diğer kulüplerden, Türkiye'deki diğer kulüplerden farklı bir kulüp hüviyetine geleceğini hem yönetim anlamında hem de şey anlamında, saha iç anlamında net söyleyebilirim. Bu planlama doğru planlama. Kendi oyuncusunu kendi belirliyor. Birini getirip kulübün kapısının önüne koyduğu oyuncuyu almak zorunda kalmıyor arkadaşlar. En önemli nokta bu. Pazarlıkları ona göre yapıyorlar. Plan bütçesini ona göre yapıyorlar arkadaşlar. Ee, Kenny konuştuk. Ee, Stoperde bir kez daha söylüyorum. Eğer giden olursa Emirhan dışında, Emirhan görüşmeler devam ediyor Rize Sporlu. Eğer giden olursa arkadaşlar, bakın stoper bölgesinden giden olursa, yabancılardan giden olursa bir tane sağ stoper alınacak. Bunun için Beşiktaş e, beklemede bir sağ stoper. Şu an öncelik Rıdvan'ın yerini doldurmak. Şu an öncelik Rıdvan'ın yerini doldurduktan sonra Christian Fast'la arkadaşlar veya onun gibi bir oyuncu veya onun gibi her iki kanada oynayabilen Üçüncü bölgede e, her tarafta oynayabilen bir oyuncu arkadaşlar. Christian Fasnak gibi. Defalarca söylediğimiz bir isim. Ama yarın savunmadan bir oyuncu oturup yollar ayrılırsa ben şaşırmam. Bakın yollar ayrılırsa. Fakat şu an için görünüşte öyle bir şey yok. Ama transferde dün dündür. Bugün bugündür. Onu da fayda var arkadaşlar. Rıdvan'dan 4 milyon euro net garanti bonservis. 2 milyon 250 bin euro da ee, çeşitli bonuslar yani maç sayısı efendim takımın şampiyon olması gibi gibi tam detaylarını bilmiyorum. Nedenler dolayı oluşacak bonuslar ve %20 pay. Ama Rıdvan Rıdvan'ı çok sıcak karşılamışlar. Onu da ekleyelim. Çok e, yakınlara ilgilenmişler. Rıdvan'ın oturacağı evini tutun. Efendim nerede oturacağını. E, her şeyini e, ayarlamışlar. Her şey hazır. Çok profesyonelce e, Kurulmuş bir sistem var orada. E, oyuncu hiç böyle bir sıkıntı yaşamasın diye, oyuncu mutlu olsun diye ellerinden geleni yapıyorlar. Ayrıca çok daha farklı bir e, önceliği var Rıdvan'ın özelliği. O da Tugay Kerimoğlu arkadaşlar. Tugay, İskoçya'da, Rangers'da bir efsane arkadaşlar. Tugay'ı çok seviyorlar ve Rıdvan'ı e, o şekilde, ikinci bir efsane daha geliyor gibi Tugay'la birlikte anlıyorlar. Tugay Kerimoğlu'yla birlikte anlıyorlar. Belki bir gün... Tugay Kerimoğlu da bir maça gider, Rangers Celtic maçına gider belki, maçı tribünden seyreder, Rıdvan'la yan yana gelir. Ama ben Rıdvan'ın da inşallah Tugay Kerimoğlu gibi orada parlak bir kariyeri olacağına inanıyorum. Allah yolunu açık etsin güzel insanlar. Şimdilik videomuz bu kadar, tekrar görüşmek dileğiyle efendim.